Ne haber Dilek? Erdoğan ben, Erdoğan. Evet, Selim'in telefonu ama şu an burada değil kendisi. Ya en iyisi sen onu artık arama. Nişanlandı o. Ya en azından bu numaradan arama. Başka numarası var tabii, vereyim. Ya da şimdi açmaz o telefonunu. Ben sana en iyisi nişanlısının telefonunu mesaj atayım. Oradan ara. Rica ederim. Ne demek? Görüşürüz. Ticaret hata kabul etmiyor mu? Benim suçum, adam çıldırmakta haklı. Durumu hafifletmeye çalışma Selim. Sana tokat atmaya hakkı yok. Babam o benim. Kim olursa olsun sana vurmaya hakkı yok. Tamam, kapatalım bu konuyu. Ya sen bu yaşta babandan dayak yemeyi kabul edebiliyorsun ya. İşte ben buna inanamıyorum. Nasıl bir ilişki sizinki? Meltem tamam. Babanın yanında bambaşka biri oluyorsun zaten. Bu Selim gidiyor, yerine sinik, ezik bir Selim geliyor. Ve ben bu halinden hiç hoşlanmıyorum Selim, söyleyeyim. Sen bu kadar kişiliksiz olamazsın. Kim? Tanımıyorum. Efendim? Ne? Sana. Dilek. Alo. Ne diyorsun sen be? Kimsin sen gerizekalı? Git işine. Hasta mısın nesin? Asıl hasta olan sensin. Ya yapma şimdi. Sevgililerin artık benim telefonumdan aramaya başladılar. Ne sevgilisi ya, tanımıyorum bile. Gazetede haber olduğun kızın adı Dilek değil miydi? Onu da tanımıyorum. Kim o zaman? Bu nereden bulmuş benim telefon numaramı? Nereden bileyim ben? Erdoğan! Erdoğan! Aşağılık herif, uyan! Uyan dedim, hey! Ne yaptığını sanıyorsun sen be? Ne oluyor ya, yavaş yavaş. Derdin ne senin? Ne istiyorsun benden? Niye sardın o aptal kızı başıma? Ne oldu, Meltem'in pek hoşuna gitmedi galiba bu durum. Manyak mısın oğlum sen? Meltem'in numarasını niye verdin? Yürü be! Toplamak zorunda mıyım lan ben senin? Telefonlarına bakmak zorunda mıyım? Çantacın mıyım ben senin? Bundan sonra kendi işini kendin hallet. Başlarım senin Meltem'ine de, Begüm'üne de, Dileğine de. Her işini benim üstüme atıp kendin yan gelip yatıyorsun. Yeter artık. Benden bu kadar, anladın mı? Bırak artık benim peşimi. Düş yakamdan artık, düş! Gerginlik tavan yapmış. Neyse bugün bitiyor ama. Kerim birazdan atacak imzayı. Hele bir evlensin, hepimiz rahat nefes alacağız. Bilmiyor muydun? Kerim evleniyor kızla. Dayımla konuştum oğlum. Kerim'i kafalamış. Her şey yolunda. Kurtulduk diyorum lan. Çak. Erdoğan.
Kız mı aradı? Merak ettim anneciğim, biz iyiyiz. Annenle mi konuşuyorsun gerizekalı? Sağlığınız, saatiniz yerinde mi? Yerinde, yerinde. Sen nasılsın? Aklım sende. Tek sıkıntım bu. Bizi merak etme anneciğim. Her şey yolunda. Biz her şeyi planladık. Yakında gidiyoruz buradan. Annemle babamı da sor. Git oğlum, git. Sakın buralara dönmeyi de düşünme. Yoksa her şeyi senin üstüne yıkacaklar. Nasıl? Ne oldu? Sana oyun oynayacaklar oğlum. Münir sana oyun oynayacak. Her şeyi senin üstüne yıkmaya çalışacak. Nasıl yapacakmış onu? Bilmiyorum. Tek bir kurban verirsek herkes kurtulur diyor. Duran Erdağlar'ın band kaydında senin sesin varmış oğlum. Hiç yapamaz anne, merak etme sen, tamam mı? Ben yakında gidiyorum zaten buradan. Ne hali varsa görsün. Sen de merak etme, korkma. Her şey yoluna girecek. Tamam. Seni bir daha ne zaman görebileceğim? Anne, bilmiyorum ki ne zaman görürsün. Ben bir şekilde irtibata geçerim seninle, tamam mı? Tamam yavrum. Kendinize çok dikkat edin, olur mu? Sen de anneciğim. Bak, telefonu kapatıyorum şimdi. Bu numaradan bir daha beni sakın arama. Ben de kullanmayacağım bu telefonu. Ben seninle bir şekilde irtibat kurarım. Benimle konuştuğunu da kimseye söyleme, tamam mı? Söylemem. Ver bakalım yenge, bir merhaba diyelim Erdoğan. Bırak Münir. Lütfen, lütfen. Alo, Erdoğan. Sen nasıl bir adamsın? Arkamdan hala iş mi çevirmeye kalkıyorsun? Haber gitmiş ha. Dinle beni. Ya sen ne adi, ne şerefsiz, ne ciğersiz bir herifmişsin ya. Hala benimle uğraşıyorsun ya. Dur bir dakika lan. Ya bana bak, bir adilik yapmaya kalkarsan... Dinle beni salak. Annene mahsus söyledim, seninle konuşacağını bildiğimden. Ya bir... Terbiyesizleşme. Şimdi neredeysen bir an önce gel, ortalığı temizle. Gerizekalı gibi bütün şimşekleri üstünüze çektiniz. Duydun mu beni? Ben gelmiyorum, yokum artık. Ne haliniz varsa görün. İlla bir kurban vermek gerekiyorsa Selim'i kurban edersiniz. Bir kişi yetiyormuş ya madem. Ne diyorsun lan sen? Ben senin oltana gelecek adam değilim Münir Telci. Ver şu telefonu, ver, ben de konuşacağım. Eğer beni yakalatmak için bir dolap çevirecek olursan... ...kendimi yakmak pahasına senin ipliğini de pazara çıkarırım ona göre ha. Ya versene şu telefonu. Hiç düşünmeden yaparım bunu. Bunu da böyle bil. Siz manyak mısınız? Siz ne yapıyorsunuz burada böyle ya? Niye kapatıyorsun lan telefonu? Selim... Git, hırsımı senden almayayım. Başlatma lan hırsından, istiyorum telefon. Niye vermiyorsun? Ben size ne diyorum, siz ne yapıyorsunuz? Siz benim başıma bela mısınız? Selim, bak babam bir yandan, dayım bir yandan, bir yandan sen, uğraşamam sizinle, tamam mı? Git hadi. Ne diyorsun lan? Hey, sakin olun. Allah'ım yarabbim, yürü git lan! Ulan sizinkiler bütün suçu bana atmaya çalışıyor lan. Tek suçlu benmişim gibi. Ya birisi görecek ortalıkta, kendinize gelin. Yalan mı? Sen mahvetmedin mi her şeyi? He? Oğlum! Sen başlatmadın mı? Oh. Geberteceğim ben seni, Manyak mısınız? Kendinize gelin. Mahvettin lan hayatımı. Mahvettin hayatımı. Manyak mısınız be? Ayrılsanıza. Kendinize gelin be. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun ya? Manyak mısın sen? Beni dinleyin. Eğer bir daha kuralları çiğnerseniz yatar bu iş. Duydunuz mu beni? Eğer mesele telefon konuşmasıysa merak etme, güvenle bir görüşmeyin. Ben size o telefon kullanılmayacak dediysem kullanılmayacak. Sizi düşündüğümden değil, kendimi düşünüyorum. Eğer siz yakalanırsanız ben de enselenirim. Anlaşıldı mı? Tamam, kullanmayız bir daha. Kesme sözümü. Polisler bu çevredeki tüm sahilleri arıyor. Her yerde sizi arıyorlar. Bütün ekipler sessiz sedasız alarmda. O yüzden böyle ulu orta kavga etmek yerine nefes bile almadan Fener'de benden haber bekleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Hemen gidelim. Size isterseniz tekne bulurum. Ama kendi başınıza gidersiniz. Ben riske girmem. İşinize gelirse. Anlaştık. Şimdi içeri girin. Işık bile açmadan gideceğimiz güne kadar bekleyeceksiniz. Eğer siz yakalanırsanız şu saatten sonra ben de yakalanmış olurum. O yüzden mi söylemiyorsun adını? Ne yapacaksın ismimi? Mektup falan mı yazacaksın ha? Sana ne? Hadi içeri girin. Bir daha da saçmalamayın. Hey, şu telefonu bana ver. Kafan kanıyor.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.